Merhaba arkadaşlar, kanalıma bir video, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz iyidir. Canlarım benim, umarım bir sıkıntınız, derdiniz yoktur. Her neyse arkadaşlar, oyuna birkaç gün sonra oyuna çok güzel güncelleme ve o güncelleme de gerçekten çok güzel ve her şey A'dan Z'ye kadar yenilenecek. Bu tarz böyle videoların daha çok fazla gelmesini istiyorsunuz sizler. Tabii efendim. Ricam, videonun çıkmadan önce birer like edip kanalımıza hala abone değilseniz abone olup destekte bulunursunuz, sevinirim. Hadi geçelim videomuza. Let's go canım. Şimdi asıl konumuza geliriz arkadaşlar. Şimdi buradan canlı haberler kısmına tıklıyoruz. Buraya tıkladığınız zaman bir saat önce Frank yeni bir şey paylaşmış. Her neyse, önemli olan kısım bura. Kupa sezonu düzenlemesi yakında gelir demiş arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar, buraya geldiğimiz zaman diyor ki daha fazla kademi getiriyor, sistemi daha net ve ödüllendirici kılıyoruz demiş. Şimdi arkadaşlar burada fark ettiyseniz tamam inandım tamam. Görüyorum marketlerini. Artık bu arkadaşlar, burada gördüğünüz görüntü artık normalde biliyorsunuz 35 kademeye kadar çıkıyordu. Artık bu 50 kademeye kadar çıktı arkadaşlar, bilginiz olsun. Ondan sonra diyor ki bir savaşçıyla maksimum kademe ulaşmak için 1000 kupaya ihtiyacınız olacak diyor arkadaşlar. Yani maksimum seviye ulaşmanız için 1000 kupaya ihtiyacınız olacak. Ondan sonra diyor, daha bitmedi bakın, yeni sistemde her 20 kupada bir kademe atlayacaksın. Bu çok iyi abi, gerçekten çok güzel olmuş, gerçekten güncelleme çok güzel görünüyor. Hani işte kupa kazanımı ve kaybı yeni sisteme daha iyi uyacak şekilde ayarlanacak ve 1000 kupanın altında hatalara daha fazla etki. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Sadece 1100 kupanın üzerinde kazandığınızda çok kupa kaybetmeye başlayacaksınız. Bu biraz can sıkıcı. Her neyse, kupa sezonu Brawl Pass sezonuyla aynı zamanda başlayacak ve bitecek. Gerçekten bu çok iyi. Artık aylık olacak kupa sezonu sıfırlanması, her zaman tüm savaşçılar 1000 kupaya sıfırlanacak. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Siz bir karakterin zar ve 1000 kupa. 1000 kupa uzun, bu tekrardan sıfırlanacak. Bunu da size bilgisini söyleyeyim. Peki 1000 kupa ulaştıktan sonra ne olacak? 1000 kupada elde edince mümkün olan en yüksek kademe, yani maksimum kademe ulaşacaksın. Bu çok iyi. Şaka lan şaka. Gül diye. 1000'den sonra alacağınız kupalar sayılmaya devam edecek. Ama bunlar artık eski kupa olacak ve yeni bir öğeye, kupa kutusuna doğru ilerlememizi sağlayacak. Bu kutudan aşağıda ayrıntılar bahsedeceğiz. İlk seviye kupa kutusu toplamda en az 1500 kupası olan herkese açılacak. Ancak kutunun seviyesini yalnızca 1000 kupayı aşan savaşçılara iletebilirsiniz demiş. Yani bu gerçekten çok iyi. Yeni ödüller kupa kutusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an bu görüntü ultra kutu. Bu arkadaşlar 20 şey olacak. Şimdi net bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Evet, yeni bir kutumuz var. Artık her sezon sonunda mücevher yerine bir kupa kutusu alacaksın. Gerçekten bu çok iyi olmuş arkadaşlar. Cidden söylüyorum. Kupa kutusu bir savaşçıya 1000 kupaya ulaştığınızda veya toplam 1005 kupaya ulaştığınızda açılacak. Yani siz bu arkadaşlar karakterinizi 1000 ya da 1500 kupa yaptığınız zaman orada gördüğün ödülleri açıp açılacak ve alacaksınız, bilginiz olsun arkadaşlar. Ondan sonra demiş ki kupa kutusuna 5 seviye olacak küçük, büyük, mega, omega ve ultra. Kutu ne kadar büyük olursa aldığınız ödüller de o kadar güzel ve fazla olur demiş. Bu gerçekten çok iyi. Her neyse, kademe yükseltme ödülleri kaldırıldı ama endişelenmeyin. Yeni sistem sayesinde önceye kıyasla daha çok mücevher kazanacak. Bu gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz mücevherde kimi arkadaşlar kazanamıyor, kimi arkadaşlar yani güzel bir kostüm alabilmesini ne yapmamız lazım arkadaşlar, biliyorsunuz beleş herkes sever. Mücevher kasıp güzel kostümler alabilmemiz gerekiyor. Ama bu artık yeni sistem ve yeni güncellemede mücevherde kazanacağız. Gerçekten bu çok iyi olmuş. Cidden yani süper chat çok güzel şeyler yapıyorlar bu arada. Yani sizi seviyorum yani adam, canımsınız. Her neyse. Kupa kutusunun içinde çoğunlukla görsel ürünler olacak. Bunların arasında garantili bir kostüm olacak ve kutunun seviyesine göre gizemli, efsanevi ya da hiperçağlı bir kostüm ve elmas çıkabilecek. Aşağıdaki görseller. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradaki gördüğünüz kostümler işte küçük, orta,
İşte Omega işte falan. En sonda arkadaşlar Ultra. Ultra kutu yani Ultra Mega olacak ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi siz mesela arkadaşlar bin tane kupanız var. 1000 kupa var karakterin. Onu siz arkadaşlar 1100 yaptığınız zaman size burada 8 haklık bir şey verecek. Tabii canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Şunu söyleyeyim yani sıfır kasmasınız bile arkadaşlar 1000 kupanız bir hesap varsa yani karakter 6 hak yazacak ve artık ne çıkar bilemeyiz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar elmas, mücevher, XP falan şey gibisinden bunları sprey gösteriyor. Her neyse siz 100 kupada kastığınız zaman 8 hak verecek. 400 kupada kastığınız zaman 10 hak verecek. 1000 kupaya çıktığınız zaman 16 tane hak verecek. Tamı tamını 3000 kastım bu biraz zor arkadaşlar. Bunu kim yapabilir bilmiyorum. 20 hak sayacak. Ama bundan çok güzel arkadaşlar. Bakın efsanevi, gizemli, destansı ve hiperçat gerçekten çok güzel olmuş. Yani gerçekten söylüyorum. Ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Şimdi arkadaşlar peki bu seviye ulaşmak zor değil mi? Evet, yüksek seviyelerde kutulara ulaşmak zor ama bugün oynadığınız kadar oynasanız bile öncekinden daha fazla ödül kazanacaksın. Gerçekten bu çok iyi olmuş arkadaşlar. Yeni sistemde beceriye daha çok önem verilecek. Eleştirme. Mesela işte arkadaşlar burada mesela bakın sezon boksu işte mesela buradan buraya geçtiğiniz zaman işte gördüğünüz gibi mega kutuyu alacaksınız. Ve aşağıda bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Normalde 35 ranktı. Artık tier max yani artık 50 seviye gelecek yeni güncellemede her şey değişecek. Yani buradan beri mesela bakın arkadaşlar 1515 kutu ulaşmış yani bu Super Chat'in kendi test hesabı. Mesela buraya kadar ulaşmış ve bu bildiğiniz arkadaşlar mega kutu almış. Bence bu gerçekten çok iyi ve çok da güzel. Onu cidden söyleyeyim. Herkesin en sevdiği konu eleştirmede bazı işler yaptık. Ama bunların çoğu 1000 savaşçı kupası sonrası için. Yani siz arkadaşlar 1000 kupa bir karakteriniz varsa buradaki ödülleri alıp kazanabileceksiniz. Bu gerçekten çok iyi olmuş ve de çok da güzel olmuş. 1000 kupadan sonra düşük kupa stüdyo kalkacak. Gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Şimdi işte arkadaşlar bakın liderlik tabloları. Rekabeti sevenler için savaşçı başına 2 liderlik tablomuz olacak. Bunlardan biri her sezon sıfırlanan bir sezon liderlik tablosu. Gerçekten çok iyiymiş. Aşağıda size görüntüleri var arkadaşlar. Göreceksiniz. Her neyse diğeri ise ilgili savaşçılığa ulaşan gelmiş gitmiş en yüksek kupa sayısını takip eden bir tüm zamanlar liderlik tablosu. Zirveye ulaşarak sezon liderlik tablosunu her girdiğinizde profilinizdeki bir prestij simgesi görünecek. Bu simgede ayrıca bir veya daha fazla savaşçı ile zirveye her çıktığınızda sezon başına bir kez artan bir sayı bulunacak. Gerçekten yani artacak. Artık arkadaşlar bakın mesela burada gördüğünüz gibi karakter var ve burada satan profil simgesi ve gerçekten arkadaşlar bakın aşağıda mesela sezon diyor. Bakın adam mesela 25 yapmış rütbeyi. Yani bu bence gerçekten çok iyi olmuş. Peki düzenlemeden önceki kupa rekoru ne olacak? Bunlar başkası bu rekorları geçene kadar yukarıda bahsettiğimiz tüm zamanlar liderlik tablosu kalkacak. Önceki başarılar. Arkadaşlar şu bu arada şunu söyleyeyim. Bu şu an gördüğünüz görüntü gerçekten bu çok gizemli olacak arkadaşlar. Ne dedi? Mevcut sistemde 35 kademede olan savaşçılığınız varsa çabalığınızı boşa gidip gitmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Kısmen öyle dinlenebilir ama başarınızın sonsuz denk var olacak. Yani siz arkadaşlar 35 rank bir şeyiniz varsa, savaşçınız varsa mesela 35 kademede en az bir savaş olan oyunculara benzersiz bir rozet kazanacak. Yani sizin arkadaşlar bir oyununuzda bir hesabınızda karakterinizde 35 seviye varsa buradaki gördüğünüz görüntüyü alabileceksiniz ve rozeti de alabileceksiniz. Gerçekten bu çok nadir olacak. Bunu da baştan sizlere de gerçekten söyleyeyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Anlatacağım. Bunlar da arkadaşlar. Ve peki ne olacak? Ne zaman başlayacak? Ona da bir bakalım. Bu değişik ne zaman olacak? Çok güzel bir şey. Değişiklerden çoğu Ekim sonundaki güncelleme gününde gelecek. Yani arkadaşlar
Ekim'in sonunda şu olacak. Her neyse, 1000 kupayı aşan savaşçınız varsa 7 Kasım tarihinde bitecek. Korkunç Öyküler sezonunun hemen sonrasında kupa sıfırlanmasıyla gelecek ilk kupa kutusu için ilerleme elde edebileceksin. Bu gerçekten çok önemli. Burada bahsedilen bazı değerlerin henüz kesinleşmediği ve güncelleme yayınlarına kadar değişince unutmayın demiş. Yani Süperçay böyle bir güzellik yaratmış. Gerçekten arkadaşlar burada hem şov olması, hem bir yandan artık değişik bazı şeyler olup ve bedavadan güzel şeyler kazanabilmemiz. Kutu olsun, mega kutu, ultra ne bileyim. Ondan sonra işte burada gördüğünüz gerçekten çok güzel olmuş. Cidden şunu söylüyorum. Süperçay gerçekten çok güzel işler yapıyor. Gerçekten oyuncuları düşünüp şey yapıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Gördüğünüz gibi bu da gerçekten ultra mega. Yani bu da gerçekten çok iyi olmuş. Her neyse arkadaşlar. Bu tarz bilmiyorum. Bu tarz böyle videoların daha çok fazla gelmesini istiyorsunuz. Sizlerden ricam. Videonun çıkmadan önce birer like edip kanalımıza hala abone değilseniz abone olup destek olursanız sevinirim. Ve arkadaşlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi mi? Güzel mi? Bence şunu söyleyeyim. Her şeyin bir yeniliği, her şeyin bir şeyin bir güzeli vardır. Bunu lütfen unutmayın. O yüzden sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dakika iyi bir haftalarına görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay kardeşim. Görüşürüz. Seni seviyorum canımsın.